Ya Rabbi, gönlümde inananlara karşı hiçbir kin ve nefret bırakma. Bu ne güzel bir ayettir. Cenab-ı Hak hepimizi Müslümanlara karşı şefkatli, küfre karşı da şedid eylesin. Küfre rıza yok ama Müslümana karşı kuzu gibi olacağız inşallah. Diğer telefonumuz hazırmış. Selamünaleyküm, hayırlı geceler. Aleykümselam, hayırlı geceler hocam, hayırlı Ramazanlar. Allah razı olsun, buyurun efendim. Hocam, birinci sorum, bir grup depremzedeyi getirmiş bir arkadaşımız. Onların ihtiyaçlarını gideriyor. Zekatımızı ona, onların ihtiyacının kullanılması için ona verdik. Bu kabul olur mu? Yani onlara direkt değil de, yani onun aracılığıyla vermiş oldum. Vekaletle şöyle olur. Ben mesela gidemiyorum. Adem hocam İzmir'e gidecek. Adem hocam, ben gidemiyorum ama orada fakir fukara varmış. İşte sen oraya gidiyorsun. Ben sana vekalet veriyorum. Burada 10 kişinin zekatı var. Bu 10 kişinin zekatını İzmir'deki o garibanlara dağıt diyorum. Adem hocam alıyor. Kabul ettim diyor. Senin zekatını vekaletle ben kabul ettim diyor. Ve gidiyor, orada zekat kime düşüyorsa, kimlere verilecekse onlara teslim ediyor. Vekalet bu. Aracı oluyor sadece. Yoksa ben onu alayım, ben orada çeşitli eşyalar alırım, giysi alırım, işte efendim yemek alırım, bir kısmını başka şeye harcarım, eve harcarım, köye harcarım. Böyle çarçur oluyorsa o yerini bulmaz. Bizzat fakire eşya da verilebilir, para da verilebilir elbette ama tamamı o zekat düşenlere olması lazım. Anlatabildim mi efendim? Anladım hocam ama kendi akrabaları da olduğu için zekat demedim ben. Onların ihtiyaçları için kullanabilirsin diye gönderdim hocam. Sen gönlünden zekata niyet ettiysen, evet, onu da söyleyecektin ki senin adına niyet etsin ama kendi akraba rencide olmasın dedin. Evet. Sen biliyorsun, evet. Allah biliyor senin zekatından gönderdiğini. O senin zekatındır. Kabul olur inşallah. Allah razı. Sizlerden de. Bu diğer başka? Bir sorum hocam şu. Devlet korumasında olan çocuklar var. Devlet bunların bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Bunların zekatın bir kısmını bunlara harçlık olarak versek Cenab-ı Allah kabul eder mi? Elbette zekatı bölebiliriz. Böldüğümüz zekatı çocuklara da verebiliriz. Yolda kalmışa verebiliriz. Borçluya verebiliriz. Zekatı harçlık olarak da verebiliriz. Dediğin doğru. Yurtlarda kalan çocuklar var. Bunlar sahipsiz, kimsesiz. Onlara zekat verebiliriz. Hocam bir sorum da, işrak namazıyla duha namazı aynı mıdır? Aynı değildir. İşrak namazı sabah namazı güneş doğduktan sonra bir 50 dakika hesap edilir. Tam bayram namazı vakti ona göre hesap ediliyor zaten. Her güneş doğduktan sonra 50 dakika geçince kiraat vakti çıkar. O kiraat vakti çıkar çıkmaz kıldığımız namaz işrak vaktidir zaten. İşrak demek güneşin aydınlatması demektir. Şarktan çıkıp aydınlatmasına işrak denir. Doğması değil, tulu değil, işrak. Tulu, talal bedru aleyna diyor ya, Bedir gün ay doğdu üzerimize. Buradaki tulu başka, bir de işrak var, işrak aydınlatıyor. Ne kadar süre aydınlatır? Bir mızrak, iki mızrak demişler eskiler. 50 dakikalık sürede güneş aydınlatır artık. İşte o zaman kılınan namaz işraktır. Öğle namazına kadar 20 dakika kalıncaya kadar kılınan namaz da o arada duha namazıdır. O namaz 4 rekat veya 8 rekat kılınır. İşrak namazı 2 rekat yeterlidir. En fazla 4 kılınır. İkisi de farklı namazlar. Kim işrak namazını kılarsa benimle nafile bir hac yapmış gibi olur diyor Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Kendisi de sabah namazını kıldığında cemaate döner, vaaz eder, sohbet eder, ders yapar. İşrak vakti çıkıncaya kadar evine gitmezdi. İşrak vakti çıktıktan sonra ya camide ya evinde iki rekat namaz kılardı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Hayırlı geceler. Teşekkür ederim. Hayırlı geceler. Sağ olun efendim. İzmir'e selamlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.